simit yedim bu arada şey oldum ha. Benim dişlerim fırçalayayım be. simit yeme anım var. Daha doğrusu simit yedikten sonra bir yere görüşmeye gitmiştim. Ee, o anımı size bir, bir ara anlatayım. Hatta şimdi anlatayım. Bir yere bir görüşmeye gittim öyle iş görüşmesi tarzı. Bayağı bir oldu şeyde. Sabah da böyle çok hızlı şey yapmıştım. Ee, simit yemiştim. Ondan sonra şey yaptım. Ee, görüşmeye girdim. Normalde ee, dişlerimin önlerini biraz yaptırdım arkadaşlar ben. Benim dişlerim çok çarpıktı eskiden. Ee, o yüzden böyle <laughs> falan diye gülmem yani. Daha böyle <laughs> falan diye. ağzımı kapatarak gülerim. O böyle e, o zamandan kalma bir alışkanlık. Dişleri kötü olanlar genelde böyle şey gülerler. <laughs> falan diye gülerler. Şu an iyi ama dişlere sıkıntı yok. Ee, abi şurada simit susamı böyle şey böyle bocuk domuzu gibi kalmış orada böyle. Dol kalmış. Ö Öyle bir belli oluyor ki yani. Ama ben tabii ki farkında değilim. Abi biz gülüyoruz, eğleniyoruz. Ben de o gün yani böyle <laughs> diye gülen böyle <laughs> falan diyor. Böyle kahkahalar kahkahalar böyle var ya geberiyoruz yani. Şeyden bir çıktım. Görüşmeden çıktım. Tuvalete bir gittim. Bir baktım böyle. böyle duruyor orada böyle. Şöyle duruyor. Susam böyle. Repli yapan susam. Böyle duruyor. O çok kötü bir şey. Yani o zamana kadar onunla rezil olmuşsun. Gerçi bu rezil olacak bir şey değil. Her insanın başına gelebilir ama o yüzden arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Dünyadaki en iyi arkadaş kimdir biliyor musunuz? Dünyada bak bu mühür gibi bir laftır. Bu mühür gibi bir laftır. Bunu bir yere yazın. Dünyadaki en iyi arkadaş burnunda sümük var diyen arkadaştır. Dünyadaki en iyi arkadaş dişinin arasında maydanoz var diyen arkadaştır. Dünyanın en iyi, yani bu sana bunu söyleyebiliyorsa seni çok seven bir adamdır. Ben sana söyleyeyim yani. Hani bazen bizde de olur ya böyle konuşursun biriyle böyle. Adamın şurada böyle şey var. O Fenerbahçe'nin amblemindeki maydanozdan var böyle. Şöyle duruyor şurada. Şöyle. Şimdi sen di diyeyim mi demeyeyim mi? Yani söylesem tesiri yok sussam gönüller razı değil şeyinde. Böyle hani söyleyeyim ama bu sefer de karşıdaki gücenir mi falan. Ama karşındakinin iyiliği için söylemek lazım tabii ki. Evet haydi bakalım. Ara veriyoruz geliyoruz. Siz de Ahmet'in kanalına Baboliler Team'e şu anda bir abone olarak benim adıma Ahmet'e teşekkür etmiş olabilirsiniz. Mesela çok benim de hoşuma gider. Beni de çok mutlu etmiş olursunuz.